neden bizler bugün doğal güzellikleriyle birlikte Bursa Yenişehir'deyiz. Çok değerli işletmeci Ahmet Emer'in yanındayız efendim. Burada çok güzel hurma ağaçları var, ceviz ağaçları var. Kendisinden hurma ağaçlarını ve ceviz ağaçlarını yetiştirdikleri ürünler hakkında bilgiler edineceğiz. Öncelikle kendisini tanımak istiyorum. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Sizleri tanımak isterim. Merhaba, ben Ahmet Emer. Yani ben bahçe yetiştiricisiyim. Bugün bahçemi kendim yetiştirdim. Bütün insanlara üreticiden tüketiciye. Evet. Yani hiç aracı olmadan. Burada hurma ağaçları var, ceviz ağaçları var. Bizler bu hurma ağacını yetiştirmek istesek kaç yılda yetiştirebiliriz? Ya da siz kaç yılda yetiştirdiniz? Ben 7 yılda yetiştirdim. Bir hurma ağacının yetişme süresi 7 yıl diyorsunuz. Evet, 7 yılda yetiştirdim. 7 yılda bakımlarını, hizmetlerini yaptım. Biraz tabii ki zor bir iş. Evet. Gerçekten zor. Yani bunu... Üstesinden geliyorsunuz ama. Evet, geliyorum. Sevgili izleyenler, hurmayı biz az önce yedik. 7 yılda yetiştirdiğini söyledi Sayın Ahmet Bey. Çok da haklı kendisi. Tam da biz olgunlaşmış haline denk geldik. Ben az önce tadına bakma fırsatı buldum. Gerçekten mükemmel, muhteşem bir meyve efendim. Kendisinin eline, emeğine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Efendim Ahmet Bey, toptan ve perakende satışlarımız var mıdır? Var. Toptan ve perakende gönderiyoruz. Mesela ceviz, hurma istediği kadar, istediği kiloyla gönderiyorum. Kargoya verip gönderiyorum. Evet, burası çok büyük bir alan. Biliyorsunuz ki korona döneminden geçiyoruz, pandemi döneminden geçiyoruz. Bu dönem sizleri, keza tüm satıcıları, tüm işletmecileri etkiledi. Sizleri nasıl etkiledi acaba? Bizleri de etkiledi tabii ki. Yani korona döneminde çıkıp gidemedik, gelemedik, hiçbir yere gidemedik. O yüzden burada ne var? Korona dönemi, yani tamamen kapandık kaldık yani. Hiçbir yere gidemiyoruz. Evet, büyük sıkıntılar yaşadık. Sıkıntılar yaşadık. Yani bugün ürünlerimizi satmış bulunuyoruz. Sattık yani. Evet. Ahmet Bey, burada çok güzel bir dönüm araziniz var. Burada hurma yetiştiriyorsunuz. Evet. Bir de efendim sizler burada ceviz yetiştiriyorsunuz. Evet, ceviz. Biraz da ceviz yetiştiriciliği hakkında neler konuşabilirsiniz? Ceviz yetiştiriciliği, o da zor. Fakat ne var? Eğlenceli bir iş. Güzel bir iş. Yani insan istedikten sonra biraz daha güzel çalışıyor, istediği gibi çalışıyor. Yani zevk alarak çalışıyor yani. İstedikten sonra her şey olur diyorsunuz. Evet. Peki efendim, ceviz yetiştirmek istesek kaç yıl beklemek gerekiyor? Bunun yapım aşamaları, o da, üretim aşamaları nedir? O da 7 yıl. Yani İkisi de aynı 7 yılda yetişiyor. 7 yılda yetişiyor. Yani tam verime geçmesi için 7 yıl geçmesi gerekiyor. 7 yıl bakımlarını tam yapman gerekiyor. Yani ne gerekiyorsa gübreleme, ilaçlama, sulama gibi. Evet. Peki mesela, Ahmet Bey, sizden şunu da öğrenmek istiyorum. Devletimiz bu konuda size ne konuda yardımcı oluyor? Bir de efendim sektördaşlarınıza, çiftçi vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Ya devletimiz derken, devletimizden pek yardım alamıyoruz. Sadece kendi imkanlarımızla yapıyoruz şu an. Tabii ki devlet biraz daha bize yardımcı olabilir. Fakat şu an devletten herhangi bir yardım almıyoruz. Evet, sizler üretiyorsunuz. Ürettiğinizde tüketiciye ulaştırma aşamasındasınız. Evet, ulaştırmaya çalışıyoruz. Fakat şu an daha ulaştırmaya başladık. Evet. Yani yeni başladık. Aşama yani. Halindesiniz. Evet, aşama. Efendim bizler sizleri tanıdığımıza çok memnun olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Güler yüzünüze. Ben... Yine yediğimiz hurma meyveleri için çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk efendim. Teşekkür ederim. Efendim bizler bugün Bursa Yenişehir'de Ahmet Emer'le birlikteydik. Kendisinin çiftçiliği konusunda, çiftçiliği eğitimi hakkında bilgiler aldık. Kendisine çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir başka durağımızda görüşmek dileğiyle diyelim.